Efendim 12 Haziran Pazar sabahından herkese günaydın. Pazar siyasetine hoş geldiniz efendim. TV 100 ekranlarına da bir kez daha hoş geldiniz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bir saat boyunca yine çok çok değerli konuğumla çok önemli mevzuları, Türkiye'nin kritik konularını konuşacağız. En çok konuşulan konularını konuşacağız. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 Mehmetçiğimizi de şehit verdik. Allah'tan rahmet dileyelim kendilerine. Böyle de bir sıkıntılı haberde almış olduk. Efendim hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili aynı zamanda Jülide Sarıeroğlu. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eski Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanıydınız. Hoş geldiniz bir kez daha. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla geldiniz, evet. Ankara'dan. Aynen. Yağmurlu bir İstanbul sabahına. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. İlk adım bu arada konuğunuz en önemlisi... olarak. İnşallah bundan sonra artar. Ayağınızı lütfen sürmüş olun, evet. Jülide Hanım. Gerçekten pazar siyasetinde ilk defa bir kadın konuğum oluyor. Siyasetin içerisinde kadınların az olduğunu hakikaten biliyoruz ama şimdi ilk defa bir kadın konuk olarak da sizi ağırlamaktan da onur duyuyorum. Sağ olun, çok bir teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi Sayın Bakan, Türkiye özellikle bu hafta sizin çalışma alanınız içerisinde olan 3600 ek göstergeyi konuştu. Bunun biraz detaylarını açmak istiyorum. Sonra çok başlıklarımız var sizinle konuşacağımız. 3600 ek gösterge için birçok şey iddia edildi. İşte şu söylen, bir kesim dedi ki çok sevindik, önemli bir adım atıldı, zaten bekleniyordu. Bir kesim dedi ki daha fare doğurdu. Biz rakamları böyle beklemiyorduk. Bazı sendikalardan tepki geldi. Bir kesim dedi ki mesela polisler dedi ki bizim haklarımız tam olarak verilemedi. Şube müdürleri dedi ki 600 ek gösterge alamadık. Bila bila bila. Bunları biraz açmak istiyorum. 3600 ek gösterge, bir de şu söylendi. Neden 7 ay kala açıklandı? Bununla başlayalım mı? Tamam. Neden 7 ay önceden bir açıklama gereği duyuldu? Bu bir seçim yatırımı da dendi. Hepsini soruyorum en başta ama detayları alacağım sizden. Buyurun. Öncelikle herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Biliyorsunuz sınır ötesinde Pençe Kilit Operasyonu şu anda devam ediyor. Gaziantep, Ordu, Sivas ve Adıyaman illerimize şehit ateşi düştü. Ben şehitlerimize önce Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah'tan şifa diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Amin. Diğer taraftan dün Türkiye'nin birçok bölgesinde aşırı yağışlar biliyorsunuz oldu. Ben de Ankara'dan geldim. Ankara gerçekten bir afet yaşadı dün. Orada da yine CHP Gençlik Kolları, Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı vefat etti, genç kardeşimiz. Ona da Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Allah afetlerden, felaketlerden, bugün Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin birçok bölgesi yine yağışlı. Tüm vatandaşlarımızı hem tedbirli, evet, olmayı... Akdeniz ve Ege'de, evet, de yağışlar var zannediyorum. Bu hafta boyunca böyle yoğun bir, evet, yağış yoğun alacağımız bir yağış. Hafta. Herkesin tedbirli olmasını buradan özellikle tekrardan belirtmiş olalım. Allah afetlerden, ülkemizi felaketlerden korusun. Geçtiğimiz sene de biliyorsunuz seller, yangınlar çok ağır bir dönemdi. İnşallah bu dönem böyle sıkıntılar, zorluklar yaşamayız. 3600 konusu çok tartışılan, çok konuşulan, çalışma hayatında birçok kişinin büyük beklenti içerisinde olduğu bir konu. Siz de ifade ettiniz. Hafta sonu Kızılcahamam kampımızda Sayın Cumhurbaşkanımız bir ön bilgileri paylaştı. Sonrasında kabine toplantısı sonrasında da kapsamlı bir açıklama yapıldı. 2018 seçimlerine giderken seçim beyannamesi biliyorsunuz bütün siyasi partiler açıklıyorlar. Orada yer alan bir konuydu. Aslında bu işin başlangıcı polislerle oldu. Başladı. Evet, sonrasında işte 15 Temmuz sonraki dönemde ortaya koymuş oldukları gerçekten çok güçlü bir hassasiyet, duyarlılık, yoğun çalışma dönemi vardı. Polislerle başlayan süreç sonrasında genel merkezimizde yaptığımız çalışmalarda, kabinede yapılan çalışmalarda sağlık görevlileri, din görevlileri, öğretmenler ve polisler şeklinde 4 meslek grubuyla ortaya kondu. Seçimlerden sonra pandemi dönemi biliyorsunuz farklı gündemler araya girmişti ama en son
Bu sene içerisinde Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin Başkanlığında kamu görevlileri sendikalarımızın da istişare süreçlerini yoğun toplantılar yaparak birlikte oluşturmuş oldukları bir düzenleme şu an açıkladığımız. Kuşkusuz her düzenlemede farklı görüşler olabiliyor ama ben bu işin içinden gelmiş hem bakanlık açısından hem yılın sendikalarda öncesinde de sendikal geçmişi olan birisiyim. Gerçekten devrim niteliğinde bir düzenleme olduğunu söylemek istiyorum. Bütün hiç göstergesi olmayan yardımcı sınıflara 600 gösterge verildi. Saydığımız birinci derecedeki kamu görevlerini ilgilendiren bir 3600'e yükseltme durumu söz konusu. Diğer taraftan da tüm kapsamlarda 600 ek gösterge tüm kamu görevlerimize verilmiş. Polislerde, özel harekatçılarda mı sıkıntı var? Onlar 600 ek gösterge alabildiler mi? Şöyle, polislerde 3000 olanları 3600'e çıkarmış olduk. 2200 ek gösterge olanlarda yüksek 2 yıllık lise mezunlarından bahsediyoruz. Onlar da 3000 göstergeye çıkmış durumda şu anda. Mesela herhangi bir talebi var. Onlar diyorlar ki neden biz 3600'e çıkmadık? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii bizim yani 3000'e çıkanların 3600'e çıkmak gibi bu 7 aylık bir süreç içerisinde çalışma yapılırken rakam ne kadar, tabii ne kadar bir maliyeti var bilmiyorum ama olabilir mi? Evet. Ben geçtiğimiz hafta katıldığım programlarda da söyledim. Biraz sonra konuşacağımız diğer konular da var muhakkak ki çalışma hayatıyla alakalı gündem olan. Biz bu konuları maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Kamu görevlileri AK Parti iktidarının 20 yıllık başarısında gerçekten çok büyük pay sahibi olan. Hep birlikte çalıştık. Gece gündüz kamu işçilerimiz, kamu emekçilerimiz, belediyelerde çalışan arkadaşlarımız. Bu anlamda bu kesimlere yönelik yaptığımız her çalışmayı gerçekten büyük bir memnuniyetle hayata geçiriyoruz. Ama sistemde herhangi bir gruplar arasında bir değişim yapılmadı. Mevcut sistem içerisinde söz verdiğimiz meslek gruplarını yine sistemin içerisinde bu görevlerde olan arkadaşlarımız biliyorlar. 4 yıllık olanlar, 2 yıllık olanlar, meslek yüksekokulu mezunları, lise mezunlarının her birinin bir eğitim durumuna göre sınıflandırma sistemi var. Şimdi kamu görevlilerimiz 5 cetvelde düzenleniyor. Toplam 15 derece var. 9 tane de kademe var. Buna göre bir sistem kurulmuş durumda. Gerçekten çok teknik bir alan. Teknik, çok teknik ve çok aşırı kapsamlı. Evet, ben okurken birkaç kere okuyorum. Tabii o kadar tekniğe gerek yok ama mağdur hak ve adalet var. Tabii. Temelli bir yaklaşımla şimdi, ama burada yapılan diyor ki, görüşmelerde böyle bir sonuç. Sayın yani, Bakan mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasını diyor ki bütün kamu çalışanları 5 milyon 300 bin civarında emekliler çalışan. Emekliler de var. Emeklileri de kapsayan bir düzenleme yaptık diyor. Lise mezunu ve ortaokul mezunu dahil 600 puan verdik diyor. Evet. Yani dolayısıyla hiçbir sendikanın hiç kimsenin talep etmediği bir düzenleme yaptık diyor. Bu zaten devrim niteliğinde olan. Çünkü bazı görevlilerimiz aslında terfi ettiler. Herkes bir üst basamağı şu anda yaptığımız düzenlemeyle terfi etmiş durumda. O anlamda biz herhangi bir mesela polisleri alıp başka bir yere koymadık. Kendi içerisinde bir hak temelli bir bakış açısıyla 600 puanlık bir düzenleme gerçekleştirilmiş oldu. Bu 3600 ek gösterge maaşlara kısıtlı bir etkisi olan sistem. Mesela o da bir tartışma konusu emekli, değil mi? Maksat maaşları ve tazminatlarla alakalı güçlü bir ek bir düzenleme olmuş oluyor. Zaten hani bu işin çok yüksek maliyetli olma sebebi olarak da o boyutu gösteriyorlar. Ki biz hani dedim az önce maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Dediğim gibi emekli maaşlarında yaklaşık 2000 liraya kadar ulaşan bu kademelere göre artışlar. Kaldı ki geçmiş dönemde de emekli olanlar bu anlamda bu sistemden etkilenmiş olacaklar. Yine yeni emekli olacakların alacakları tazminatlarda da 50 bin liraya kadar bir fark olacak. Şimdi mesela bir sendika diyor ki 3600 ek gösterge haberi her ne kadar tüm çalışanlara verilecek olsa da gelecek yıl başında maaşlara yansıyacak 1000 ila 1200 lira fark bu enflasyonu bir ay bile sürmeden kamu emekçileri ve emeklinin elinden geri alınacak. Evet, bu ama bugünkü rakamlara göre söylenmiş rakamlar. Biliyorsunuz Temmuz ayında kamu görevlerimize enflasyon farkları verilecek olacak. Sonra sene sonunda tekrardan enflasyon farkları verilecek ki ciddi bir artış oranlarına ulaşıyor bu rakamlar. Mesela ne kadar bir artış artacak? Biz şu andaki mevcut duruma göre bu rakamları söylüyoruz. Dediğim gibi bunun hesaplama yöntemleri bellidir. İşte 6 aylık enflasyon oranları ile ilgili bir hesaplama sonrasında ciddi rakamlarda şu anda
bir artış memur bekleniyor. Maaşları, kamu görevlileri, kamu emeklilerimiz için de aynı şekilde de bir kamu artış olacak. İşçilerimizin bu zaten her zaman iki dönem şeklinde, yani Ocak ve Temmuz zammı zaten tabii memurlara böyle bir ve emeklilerine böyle bir hak vardı. Orada tabii işçiler, çalışma hayatındaki işçiler ve emeklileri peki biz ne yapacağız diyorlar. Onu da az sonra geliriz isterseniz. Kamu işçilerimiz için de aynı şekilde enflasyon farkları söz konusu, biliyorsunuz. Toplu sözleşmeler böyle bağıtlanıyor. Normal bir artış oranları veriliyor. Geçtiğimiz dönem gerçekten uzlaşıyla hem kamu işçilerimizle hem kamu görevlilerimizle çok başarılı toplu sözleşmeler yapıldı. Bu tüm dünyayı etkisini altına alan bu enflasyonist ortamdan zarar görmemeleri için de 2,5 puanlık da bir artış yine yapıldı toplu sözleşme bağıtlandıktan sonra. Bu anlamda herkes Temmuz ayından itibaren artışları olacak. Kamu işçileri ve kamu memurları bundan yararlanıyor. Peki evet, özel sektör? Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu biraz atlanıyor. Biliyorsunuz asgari ücret bu dönemde çok ciddi bir %50'nin üzerinde artışla belirlendi. Tarihimizin en yüksek oranı. Ama orada ikinci ve en önemli olduğunu düşündüğüm ayak vergiden muaf tutuldu, biliyorsunuz. Gelir vergisi muafiyeti. İşverene biraz daha çalışanları, yani kamu görevlileri ve kamu işçilerinin, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan, brüt asgari ücret kadar olan kesimleri vergiden muaf olundu. Ve bunun etkisi de biliyorsunuz Temmuz'dan itibaren vergi dilimine girme söz konusu oluyordu. Maaşlarda bir miktar düşme söz konusuydu. Temmuz'dan itibaren bu vergi dilimi olayında da yine çalışanlarımız lehine çok güçlü bir burada fark olmuş olacak. Asgari ücreti sorayım. Türkiye bunu konuşuyor, evet. Siyasetçiler bunu konuşuyor. Daha önce Sayın Erdoğan'a da söylenmişti. Önce çok yakın görülmemekle beraber sanki şimdi biraz daha bir hareketlenme var mı? Yani asgari ücrette siz Temmuz ayında bir zam bekliyor musunuz? Şöyle, bu işin sahibi tabii 7000 lira olur mu asgari ücret mesela? Bu rakamlar çok tehlikeli tabii konuşmak. Evet, biz siyasetçiler açısından çok daha tehlikeli. Tabii ki gönül ister. Ama tabii bir tespit komisyonumuz var. İşçi, işveren ve kamu tarafından oluşan ve bu 4857 sayılı iş kanunumuzda düzenlenmiş bir konudur asgari ücret meselesi. Nasıl bir yapıda oluşacağı, nasıl karar vereceği, ne kadar sürede toplanacağı hepsi kanunla belirlenmiştir. Şu anda senede bir kere belirlediğimiz bir sistemimiz var. Dediğim gibi çalışma ve sosyal... Türkiye'de şartlar biraz daha farklı bir şart. Evet. İşte enflasyon rakamlarının yüksekliği, alınan 4.253 TL eridiği söyleniyor. Yani özellikle hayat pahalılığıyla beraber söyleniyor değil, yaşanıyor zaten. Yani bu noktada bir kanun bir yılda bir kere diyor ama yapabilme ihtimali de beklentiler arasında yani zannediyorum. Yani bu dediğim gibi Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Şu an hani bakanlık adına bir konuşma yapmak burada çok doğru olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum genel olarak. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Sadece Türkiye açısından değil, gerçekten baktığımız zaman hiçbir zaman enflasyon yaşamamış ülkeler bile bugün enflasyonu konuşur halde. Bununla ilgili tedbirler konusunda ortak kararlar, ortak adım atma konusunda çok ciddi toplantılar yapılıyor. Bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi, çiftçisi, genci, yaşlısı, yani gençlerimiz için de yaptık çok pozitif düzenlemeler, kadını, erkeği, her kesimle alakalı biz şu anda tespitlerimizi yapıyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da yine kabine toplantısı sonrasında tüm kesimlerimizle alakalı süreçleri değerlendirdiklerini ifade ettiler. Dediğim gibi kimseyi çaresiz, zorda, sıkıntıda asla bırakmadık, asla bırakmayız. Bundan sonraki süreçlerde de ben de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Her kesimle toplantılarımızı yapıyoruz, saha çalışmalarımızı yapıyoruz illerde ve şu an anket çalışması da yapıyoruz kendi birimim adına. Yaşlılar, engelliler, romanlar, tüm toplum kesimlerimizle alakalı talepler, ihtiyaçlar, beklentiler ne? Bunları sürekli olarak nabzını tutan bir partiyiz. Mesela bu anlamda ne çıkıyor? Da ne, her sorunun ne çıkıyor, çözümü söz konusu. Jülide Hanım, hani siz anketlerde sorduğunuzda vatandaşın mesela en büyük derdi ne çıkıyor? Birçok konuyla alakalı tabii ki değerlendirmeleri olabiliyor. O anketi yaptığımız kesimle alakalı. Yaşlarımızla alakalı durum pandemi sonrası çok daha farklı, biliyorsunuz. Yaşamış oldukları, biraz evde kalmaktan dolayı sıkıntıları var. Yani bizim amacımız tüm toplum kesimlerini mutlu
hissetmesini, geleceğe böyle umutla bakmasını sağlamak. Bu anlamda kendilerini rahat hissedecek. Bakın şu an ekonomi politikamızla alakalı bir Türkiye modeli uygulaması söz konusu. Burada amacımız evet yatırımları arttırmak, istihdamı arttırmak, ihracatı arttırmak. Buna bağlı olarak cari açığıyla bağlantılı bir ekonomi modeli ortaya koyduk. Ama ikinci ayağı vatandaşlarımızın refah düzeyini arttırmak. Bu anlamda tüm imkanlar her zaman seferber edilir. Dediğim gibi sürekli olarak vekillerimiz sahada, belediye başkanlarımız sahada, bizler genel başkan yardımcıları olarak sahadayız. Kabine üyelerimiz, bakanlarımız sahada. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten her kesimden bilgi alır durumda. Bu anlamda hayat pahalılaştıkça, enflasyon arttıkça sizin çalışma biriminiz olarak sıkıntılarınızın da seviyesi artıyordur diye düşünüyorum. Bizim sorumluluğumuz ve ilgili mercilere bazı işte bu tespit ettiğimiz konuları iletmek ve bunun takipçisi olma anlamında tabii ki sorumluluğumuz artıyor. Biz çözüm odaklı bir partiyiz. Her şeyin çözümüyle alakalı işte imkanları, politikaları, stratejileri, eylem planlarını hayata geçirip bunların izlemesini yapmak görevimiz. 3600 ek gösterge için bu bir seçim yatırımı dedi muhalefet. Ya neden 7 ay önce açıkladılar? Şimdiden işte açıkladılar ki bir seçim yatırımı. Gerçi 2018... Gündemde bir seçim yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, gündemimizde bir seçim yok. Erken seçim beklemiyorsunuz. Defaatle Cumhur İttifakı olarak tüm paydaşlar olarak hem Cumhurbaşkanımız hem Sayın Bahçeli, diğer taraftan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Destici her defasında bunun açıklamasını yapıyorlar. Haziran'da inşallah 2023 bizim hedefimiz, ortaya koyduğumuz perspektif, çalışmalarımızı süreççi olarak ilerlettiğimiz tarih 2023. Bir genel başkan yardımcısıyım ve buna yönelik mutfak çalışmalarını işte 2023 yılında seçim beyannamemize koyacağımız hususlar, bunu mutfak çalışmalarını şu an her şeyimizi 2023 Haziran'a göre yapıyoruz. Yani eğer bir erken seçim olsaydı, olsa mesela hazır haberim mı? Olurdu. Haberiniz olurdu yani, değil mi? Ona göre hazırlık yapmanız gerekirdi. Ona göre sizin yapardık. Hazırlığınız Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Başkanlığı olarak sizin hazırlığınız bir sene sonraki Haziran seçim 2023'e için. 2023. Peki olası ilkbahar ya da işte olası birkaç ay daha erken olursa seçim sizi zorlar mı? Bu hazırlıklarınızı bozar mı? Yani AK Parti kadroları olarak dediğim gibi biz uzun soluklu, yani 2 senedir stratejik grubumuz var partimizde çalışan. Her konuyu biz planlı, programlı ve böyle bir zamanlama, faaliyet çizelgesiyle hayata geçiriyoruz. O anlamda birkaç ayın bir sıkıntısı olmaz o zamana kadar. Dediğim gibi şu an anket çalışmalarımız sahada başladı. Neden 7 ay önce? Ben önce bu seçim yatırımı mı diye sordunuz. Evet, ona cevap vermek istiyorum. Biz hiçbir zaman, yani az önce söyledim, ne kadar dikkatli cevap vermeye çalıştığımı da hissetmişsinizdir. Çünkü bunlar çok hassas konular. Ağzımızdan çıkacak bir kelime milyonlarca insanı umuda sokabilir. Sonrasında olmadığı takdirde bir hayal kırıklığı. Çünkü zaman içerisinde şu an hassas dönemlerden geçiyoruz. O yüzden hepimizin sağlam, dikkatli adım atması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda böyle hassasiyetle hareket ediyoruz. Hiçbir şeyi popülizm malzemesi olarak, yani özellikle sosyal politikalar asla popülizm malzemesi yapılabilecek alanlar değil. Bu anlamda konuşmamın başında söyledim. 2018 seçimlerine giderken seçim beyannamemizde yer alan bir zaten konu. Zaten vardı. 2018'de, evet. Hı hı. Ve dediğim gibi pandemi, dünyanın gündemi değişti. Hiçbir zaman yaşamadığımız, hı hı, bir süreci hep birlikte yaşadık. Bütün, hı, hayatlarımız değişti. Hiçbirimiz eski, yani 2019, doğru, önceki kişiler değiliz. Bu anlamda bu sene içerisinde masaya gelen bir konu, gündemler sebebiyle ve uzlaşıyla, istişareyle, birlikte çalışmayla ete kemiğe büründürülmüş durumda şu anda. Ve inşallah sene başında tüm bu artışlar olduktan sonra, dedim ya, genelde böyle taşeronda kadro verdiğimiz zaman da sene başı yapmıştık, bilmiyorum. Genelde böyle devrim niteliğinde, bir reform niteliğinde çalışmalar sene başı itibariyle olur. Çünkü hani bir de zaman, az önce söylediğiniz, şube müdürlerimiz, bazı kesimlerin farklı görüşleri var. Hala belki olgunlaştıracak alanlar olabilir. Bu anlamda sene başından itibaren önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani olgunlaştırma Temmuz durumu ve Ocak'ta söz artışlar konusu olabilir. Bazı tepkilere göre tekrar değil. Yani şöyle, sistematiğinde ve mantığında bir şey olmaz ama farklı hususlarda yine görüşler alınır tabii ki. Bunun daha mecliste komisyonlar aşaması olacak. Yani komisyonlarda meclise görüşülecek. Meclise gelecek. Tabii meclise gelecek. Buralar hepsi yasalaşacak. Dediğim gibi paydaşların olduğu, görüşlerin alındığı mecralar. Bazı konularda mecliste bile değişiklik olabiliyor.
Şimdi ek gösterge rakamı 3600'ün altındaki kamu emekçilerinin yaşadığı eşitsizlik aynen devam edecek diye bir görüş var. Bu da toplam çalışan kamu emekçilerinin %35-40'ına denk gelmekte. Bu kesimler için ek göstergede 600 arttırımının ne maaşlarda ne de emekli maaşlarında ciddi bir karşılığı yoktur diye yine bir karşıt tez var. Bunu kim söyledi? Yani bu konularda mevzuata hakim mi, konulara hakim birisi mi? Birleşik Kamu İş Konfederasyonu. Evet, görüş olarak da. Dediğim gibi bu kapsamlı değerlendirmeler sadece hükümet olarak bizim yaptık olduğu anlayışıyla değil, istişareyle ilgili taraflarla bir arada yaptığımız bir düzenleme ve önümüzde 7 ay var. 7 ay var. Orada yine sendikalarımız, evet. Mesela düzenleme hiyerarşiyi bozacak diye bir başlık var. Az önce var. Dediniz şube müdürleri hani evet, o hiyerarşiyi evet. bozmaması adına zaten böyle bir 600 ek gösterge eklenmesi. Yani sistemi bozmadan kendi içerisinde yani sadece 4 meslek grubuyla ilgili yapılmış olsaydı o hiyerarşi bozulacaktı. Ama şu anda 600 ek gösterge herkese verilmiş durumda. Artı hiç göstergesi olmayan genel hizmetler sınıfında da yine 600 gösterge var. Yani herkes terfi etti. Yani hiyerarşiyi bozan hiçbir şey yok. Herkes kendi düzeninde terfi ettiği için hiyerarşik düzen aynen devam edecek ediyor. Diyorsunuz. Ben öyle anlıyorum. Şimdi işçi emeklisiyle siz dediniz ki işçi emeklilerine de ve memur emeklisi arasında büyük bir fark olacak. Bu nasıl çözümlenebilir? Kamu işçi emeklilerimizle alakalı da biliyorsunuz şimdi enflasyon farkı tüm kesimlerle ilgili enflasyon farkları verilecek. Temmuz ayında verilmiş olacak. Dolayısıyla bu tezde tek bir tarafa verilmiyor yani emeklilerle ilgili artışlar kamu emekçilerinin tabi toplu sözleşmede belirlenmiş olan hususlar ayrıdır dediğim onu ayrı tutmak gerekiyor ama herkesle ilgili kamu işçilerimiz, işçi emeklilerimiz, kamu görevlisi emeklilerimiz, kamu emekçilerimiz herkesle ilgili enflasyon farkı verilmiş olacak. Verilmiş olacak. En önemli mevzulardan birisini daha size sormak istiyorum. Çalışma hayatında en çok konuşulan ve en çok sorulan soru siyasi partilerinde çok ciddi bir şekilde gündeminde. Ben burada ağırladığım bütün genel başkan yardımcılarına ve grup başkan vekillerine sormak durumunda kaldım. Sizi de anons ettiğimde lütfen net bir cevap almak istiyoruz diyen EYT'liler meselesi. Şimdi bu devamlı karşımıza geliyor. Yıllardır karşımıza geliyordu ama son dönemde artık çok fazla hatta mitingler de yapılmaya başlandı. EYT düzenlemesi için Bakan Bilgin'in bir çalışma programını aldıklarını açıkladı. Masamızda dedi. Masamızda. Bundan sonra. Şimdi bunu biraz açabilir miyiz? Ne yapılması planlanıyor? Ve tarih olarak bir tarih siz öngörebiliyor musunuz? Evet bakanlıkta. Konu sizin alanınızda değil ama bir taraftan da sizin alanınızda. Evet teşekkür ediyorum. Tabii çok hassas bir konu. Bu da az önce ifade ettiğim konulardan biri ve bekleyen çok geniş kesimler var. Burada Çalışma Bakanımızın söylediği tabii şu an rakamlar değişiyor. Sürekli emekli olma durumu da olduğu için dediğim gibi inşallah Türkiye'de tüm bu sistemlerle ilgili eşgüdümü sağlayacak adımları da atabiliriz önümüzdeki dönemlerde. Tabii planlamalar istendiği şekilde dediğim gibi pandemi yaşandı. Farklı süreçler yaşanıyor. Olamayabiliyor. Bir de bu konular istişareyle yapılması gereken konular. Bakan Bey açıkladı. Masamızda dedi. Her konuyu değerlendirme aşamasındalar benim de bildiğim kadarıyla. Yine bu sadece bakanlığın tek başına düzenleme yapacağı bir alan değil. Yine ilgili taraflarla muhakkak ki bir ortak nokta bulunması gerekiyor. Çok farklı. İlgili taraflar kimler Sayın Sarıyer? İşte emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yani dernekleşmiş durumdalar. Birçok ilimizde bizler de görüşüyoruz. Sadece Çalışma Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. Başka bakanlıkları bunlar STK'larımız, tabii diğer bakanlarımız, bakanlıklarımız hani kabinede konuşuluyor. Yine biliyorsunuz ekonomi koordinasyon kurulumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında toplanıyor. Buralarda çok aşamalı değerlendirmelerden sonra genelde yasal düzenlemeler belli bir aşamaya geliyor. Bir bütçesel olarak bir yükten bahsediliyor. Yani yüksek bir meblağdan bahsediliyor daha doğrusu. Bu mu sorun? Yani sisteme aynı anda şu anda 13 milyon emeklimiz var biliyorsunuz. Bir anda hani bu sistemin bir işleyiş her sene ne kadar emekli geleceği sisteme bellidir. Bu aktüeryal dengeler açısından. Bu anlamda bir anda böyle güçlü bir kesimin
sisteme girmesi söz konusu. Dediğim gibi bir anda aniden tabii o bekleyen bir kesim kitle. Evet ama şöyle söyledim, az önce de ifade ettim. Sayın Bakanlarımızın açıklaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın her kesimin konusuyla alakalı çalışma yapacak durumdayız inşallah. Bunun bir zamanlaması, sizin planlama. Sizin beklentiniz bu noktada 3600 ek gösterge gibi, yani biliyorum sözlerinizin kamuoyuna mal edeceğimizi, bunların hepsinin farkındayım. Sadece beklenti düzeyinde soruyorum size. Daha önce de Çalışma Bakanlığı yapmış bir kişi olarak soruyorum. EYT konusunda artık yani toplulukları, toplumu mutlu edecek bir noktaya doğru gideriz düşüncesi hakim mi? Şimdi bu konu çok çok teknik bir konu. Yani EYT konusu, farklı farklı senesi kalanlar, farklı şekilde maaş alacak kişiler var. Bu anlamda bir beklentiye göre bir şey söylemek gerçekten çok yanlış olur. Yani bu iş hani tekniğini bildiğim için söylüyorum. Bu anlamda hani sürecin içerisinde Sayın Bakanımızın, Vedat Bilgin Bakanımız, benim de üniversitede hocamdı. Gerçekten çok sayıda ders aldık. Şu ana kadar götürdüğü çalışmalarda asgari ücret konusunda ortaya konulan uzlaşma, ki gerçekten çok yüksek rakamlardı, işveren kesiminin de rızasıyla yapılan bir süreç, başarılı bir müzakere sonucunda bunlar olur. İşçi kesimleriyle, yine kamu görevleriyle yapılan toplu sözleşmeler, 3600 konusunda yürütülen müzakerelerdeki hassasiyetlerin hepsi, ben inanıyorum ki diğer konularda, sadece EYT değil, bir sürü çalışma hayatına ilişkin gündem maddemiz var, beklenti içerisinde olan çok kesim var, biz de görüşüyoruz, sürekli istişare halindeyiz. Herkesle ilgili inşallah bakanımız, bakanlığımız aynı başarılı müzakere süreçlerini yürütecektir diye inanıyorum. Mesela siz iktidar partisisiniz ve çözüm yeri de sizsiniz. Tabii ki. Şimdi mesela bu stüdyoda muhalif konuklar ağırlıyoruz. İYİ Parti'den de, CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Muhalefet çok rahat konuşabiliyor. Şimdi çünkü onu söyleyeceğim. Evet, onlar şimdi yapmak gibi bir... EYT konusu sorulduğu zaman kesin ve net bir şekilde biz EYT sorununu çözeceğiz diye çok rahat bir şekilde dile getiriyorlar. Bazen yani bir bazı onlar söyler, AK Parti yapar biliyorsunuz. Bizim böyle bir sloganımız da var. Her konuyla ilgili biz dediğim gibi yani muhalefetin kesimlerin... bu kadar rahatlıkla biz EYT'yi iktidara geldiğimiz gün çıkartırız, çıkartabiliriz başlığını. Bir aday olmayan neden... bir muhalefetten bahsediyoruz. Henüz adayları bile olmayan. Şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet çok. Sistemindeyiz. Daha güçlendirilmiş parlamenter sisteme falan geçirme hayalleri içerisinde olan muhalefetin bu konulara gelme imkanı. Bir de mevcut da biliyorsunuz, belediyelerdeki hali biliyoruz. Sürekli söylediği konular, birçok belediyelerinde uygulama imkanları varken herhangi bir belediyesinde iyi bir uygulama örneğini gördük mü bugüne kadar? Hayır. Yok mu mesela? Sadece. Bunlar çok konuşuluyor Ankara'da, özellikle Ankara için çok Mansur Yavaş isminin hem öne çıkmasıyla hem de Ankaralıların çok memnuniyet duyduğuna dair bir takım şeyler geliyor kulağımıza. Siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Adana milletvekiliyim. Ben Adana'da maalesef yani Zeydan Karalar yönetimine gayet hakimiz. En ufak taş üstüne taş konulmuş bir 2019 seçimlerinden bu yana. Yani şu an maalesef ki hani Cumhurbaşkanımız çöp, çamur, çukur derdi. Biz girdiğimiz bu yüzyılda, yaşadığımız bu dönemde, yani 2020'li yıllardayız. Şu an Adana tekrardan bir sivrisinek ve böcek sorunuyla tekrar karşı karşıya kaldı. Yani en ufak böyle sorunları çözemeyen bir belediyecilik anlayışının Türkiye'nin bu kadar kesimlerini ilgilendiren ekonomi, belediyeleri, elektrik faturası çok... mevzunu hatırlıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu Urfa'ya gitmişti. Göreve geldiğimiz zaman işte çiftçilerimizin elektriklerini karşılayacağız demişti. Biz de hep birlikte işte İzmir, Adana, Eskişehir, Mersin, İstanbul, hadi karşılayın dedik ama ses yok. Acaba şunu mu söylüyor muhalefet? Daha doğrusu şöyle söylüyorlar onlar. Ha, ekonomik işte sıkıntıların, enflasyon rakamlarının artması, suya zam, yola zam mecburuz, yapmak zorundayız dediler. Çünkü işte Türkiye'deki şartlar belli. Biz nasıl altından kalkalım? Şimdi bu ekonomik sıkıntı mı belediyeleri biraz daha zorluyor? Olur mu, belediyeler şu anda yani bir ülke, başka ülkelerin bütçesiyle eşdeğer bütçelere sahip belediyelerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda mevcut kaynaklarını daha çok biliyorsunuz slogan belediyeciliği yapıyorlar. Ajanslara gidiyor
maalesef ki CHP'li belediyelerin paraları. Ya şu reklamda ajans, gayet iyi şu ajans ama maalesef ki karşımıza bakın, geliyor. Ajans Adana'da bu hafta büyük bir facia, yani ben bir garabet olarak değerlendiriyorum. Bir belediye başkanı, hükümeti devirme görevini kendisine adlediyor. Evet. Bunun hayalini kuruyor. Tweet dağıttım. Hadi oradan dedim kendisine. Önce belediye başkanı olarak görevini bir vesayetçi, darbeci zihniyetin hala maalesef ki izleri kendilerinde. Ama daha önce bunlara yeltenenlerin sonu şu anda malum. Nerede oldukları, ne halde oldukları. Millet iradesine saygı duymayı öncelikle öğrenecekler. Millet iradesine saygı duyacaklar. Bir de işlerini yapacaklar. Önce belediye başkanı olarak işte bir eylem yaptılar. Eylemde bir vatandaşımız, yıllardır çözülemeyen bir kent meydanı mevzumuz var. Bununla ilgili dükkan almış kendisi. Derdini söyleyecek. Nasıl dayak yediğini belediye başkanı gözü önünde gördüm, herkes gördü. Detaylarını tam olarak dün akşam da yayında olduğum için kınıyorum ben tekrardan. Çok, bakamadım. Ama bir büyük bir arbede var. Görüntüler evet. Var. Yani bugün de kamuoyu o milleti derdini vatandaşın dinlemekten bile orada? Aciz bir durum. Jüri Hanım, oradaki sıkıntı. Bir kent meydanı projesi var Adana'da. Ama maalesef ki hiç ilerleme sağlanamadı. Diğer konularda olduğu gibi. Adana'mızın kayıp yılları olarak anılacak şu anki CHP yönetimi. Gerçekten çok önemli. 5 sene için göreve geliniyor. İz bırakacak çalışmak. Halk ki, ne diyor? Halk ne diyor? İnşallah önce biz 2023'ü halledeceğiz. 2024'te de inşallah vatandaşlarımız Adana'ya yarışır bir yönetimi seçecektir. Zeydan Karalar diyor ki tarih bana başka bir misyon yüklemiş diyor. Ben partinin Millet İttifakı'nın az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım diyor. Hizmet yapmamaya bahane olarak maalesef bunları sunuyorlar. Orada oylarımı arttırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım diyor. Çok sert bir belediye başkanından duymaya da çok alışık olmadığımız maalesef cümleler. Talihsiz ama zihniyetlerini gösteriyor. Biliyorsunuz Yassıada zihniyeti hala işte görüyoruz ki canlı yaşıyor aramızda. Bu anlamda dediğim gibi millet iradesine saygı duyacaklar, milletin seçtiklerine saygı duyacaklar. Önce belediye başkanlığını yapsın Adana'da. Taş üstüne taş, inanın bu yanlış değil. Biliyorsunuz krizler oluyor şehirlerimizde. Kışın yaşadık, kar sıkıntısı yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir büyükelçiyle yemekteydi. Adana'da yazın ağır orman yangınları yaşadık. Aladağ ilçemizde, yine Kozan ilçemizde. Yine belediye başkanı yoktu maalesef. Kebapçıda fotoğraflar yayınlandı. Dün Ankara'da çok ciddi bir afet yaşandı ve CHP'li bir kardeşimiz gençlik kollarından rahmete ulaştı. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ama Eskişehir'de toplantıdaydılar belediye başkanları. Maalesef ki sıkıntı zamanında vatandaşla olmayan bir ama anlayış. Ama toplantı daha önce planlanmıştı. Oradaydılar. Eskişehir daha sonra bir saat bir, yani dediğim gibi ben dün sosyal medyada gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Öyle paylaşımlar gördük. Şimdi biz bunları işte fotoğraflarıyla, İstanbul içinde yaşadı. Yani hep konuşulduğu için. İzmir'de sıkıntılar yaşandığında mevcut yönetimin hali ortada. Dediğim gibi vatandaşın dertleriyle dertlenecek. Sıkıntılarına çözüm üretme konusunda her türlü imkanı seferber edecek kesim Cumhur İttifakı. Şu anda iktidardayız. İnşallah tüm vatandaşlarımızın 84 milyonumuzun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 20 yılda nasıl 100 yıllık hizmet sunduysak inşallah 2023 sonrasında da güçlü hizmetler sunmaya devam 20 edeceğiz. 20 yılda 100 yıllık hizmet mi sunduk öyle diyorsunuz? Peki belediyeler konusundan çıkmadan önce sormak istiyorum. Belediyelerin sosyal politikalar noktasındaki karne verseniz. Şimdi Adana'da memnun olmadığınızı anladık ama yine de sosyal politika başka bir şey ki birazdan o alana gireceğim, sizin alanınıza gireceğim. Sosyal politikalar konusunda nasıl mesela büyükşehir belediyelerine karne verseniz ne dersiniz? Yani ben hani bugünkü programımızı bu kadar başarısız sosyal politika yardım yaptıklarında bile vatandaşların üyelikleriyle hangi partiye mensup olup olmadıklarıyla bağlantılı olarak yardım yapan bir anlayışı ben sosyal politika bağlamında değerlendirmeye bile gerek olmadığını düşünüyorum. Adana'da görmedik, diğer illerimizde yok. Hani anlamış oldukları sosyal politika anlayışı nedir onu da bilemiyorum.
bir dakika. Herhangi orada bir mesela CHP'ye üyeysen ben sana yardımcı olurum. Bununla ilgili CHP olmazsan ben sana yardımcı olmam bununla mı diyorlar? Bununla ilgili şikayetler geldi. Şikayetler. Basına da yansıyan durumlar oldu. Şimdi tabii şikayetler var ama hani bize bizzat gelen şikayetler işte görüntüler söz konusu oldu. Peki o zaman sizin alanınıza gelmek istiyorum. Şu sosyal politikalar mevzusunu biraz açmak istiyorum. 3600'e birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı iki yeni modelimiz de var. Onu da lütfen ekleyin. O iki model dediğiniz nedir? Yine sosyal yardımlarla bağlantılı olarak biliyorsunuz AK Parti dönemi sosyal devlet olmanın gereklerinin tam olarak yerine getirildiği dönemler. Gerçekten eskiden anayasada aksesuar olarak duran bir sosyal devlet ilkesi söz konusuyken bugün 84 milyon vatandaşımızın tamamının hayatına dokunan düzenlemelerle yaşadığı, hissettiği bir sosyal devlet anlayışına evrilmiş durumda Türkiye. Şu an 104 milyar bu seneki bütçemiz sosyal yardımlarla ilgili. İktidara geldiğimiz zaman toplam 4 kalemde sosyal yardım verilirken şu anda tüm vatandaşlarımıza, işte engellilerimize, aile odaklı yardımlarımız, eğitim durumuna göre şartlı nakit transferlerimiz, sağlıkla ilgili düzenlemelerimiz, dediğim gibi tematik 44 başlıkta sosyal yardım uygulamamız söz konusu. Bunlar zaman içerisinde farklı şekilde ihtiyaçlara göre yenileniyor. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabine toplantısında açıklanan aile destek paketimizde bu bağlamda. Bu dönemde yaşanan ekonomik bu dalgalanma sürecinde vatandaşlarımıza katkı sağlamak için 15 milyar liralık bir paket bir yıl boyunca her ay düzenli olarak sosyal yardımlardan faydalanan ya da bu dönemde sosyal yardım alma ihtiyacı duyan vatandaşlarımıza E-Devlet üzerinden ya da vakıflara yüz yüze yapacakları... Size nasıl başvuruyorlar? Yani sosyal yardım almak istiyor, geçine şartı ne olması lazım? Hiçbir geliri olmaması mı lazım? Ne Yok, olması her, lazım? Şartlar nedir? Gelir testi yapılıyor. Alınan bu yardımlarla alakalı. Kimisinde asgari ücretin 1/3'ü aile içerisindeki birey sayısıyla bağlantılı olarak sosyal yardımlaşma vakıflarımızdaki uzmanlarımız, Aile Bakanlığı'ndaki uzmanlarımız bir gelir testi yapıyorlar ailelerimize. Bu gelir testi sonucunda her yardımla alakalı olarak farklı bir şey olabiliyor, kriter olabiliyor. Yani mesela asgari ücretle çalışan bir yani asgari ücretle geçinen bir aile, 4 kişilik bir aile bugün 4253 lira alan bir baba, eş ve iki çocuk düşündüğümüz evet, takdirde bu aileye bir destek çıkılıyor mu? Yani nasıl başvurabilirler? 1/3'ünden az oluyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin, net asgari ücretin 1/3'ünden az oluyor. Bu ailemize çocuklarına eğitimle ilgili katkı verilebilir. Dediğim gibi gıda yardımı, yakacak yardımı bu tarz destekler verilebilir. Diğer taraftan engelli çocukları varsa o ailemizde engelli aylığı bağlanıyor. Evde bakım ücreti veriliyor. Yaşlı varsa yaşlı yaşlılık aylığı bağlanıyor. Mesela yaşlılık yine, aylığı ne kadar? Ben merak 1084 lira oldu. Şu anda ben isterseniz onlarla ilgili de tüm rakamları şimdi da... Şimdi mesela Jülide Hanım, bu da bir tartışma konusu Türkiye'de. Şimdi bir tarafta sosyal devlet anlayışının hep altı çiziliyor. Herkes sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yaşamak istiyor. Evet. Ama bir taraftan da AK Parti hükümeti yardımlarla işte kendine seçmen bağlıyor. Yardım, hatta hatırlarsınız. Tabii, bunlar artık geçerliliğini yitirmiş söylemler. Biz dediğim gibi sosyal devletin gereklerini hak temelli bir yaklaşımla, yani vatandaşımızın sıkıntısı varsa devlet onun yanında olmak durumunda, işte kirasını ödemeyle ilgili sorunu varsa, ihtiyaç sahibi bir ailemiz işte tavanı akıtıyor. Bunları tadilatla ilgili destek vermek zorunda devletimiz. Biz vatandaşın devletin o sıcak yüzünü, o sıcak elini yanında hissetmesini sağladık sadece. Yani şu an hani yoksulluk artışı işte bu kadar yardım yapılıyor 104 milyar değil. Eskiden tüm Türkiye çapında sosyal yardımlaşma vakıfları ilçelerde yoktu. Sadece merkezlerden başvuru yapabilirken bugün vatandaşlarımızın biz her yerden başvuru yapabileceği imkanları geliştirdik. Dediğim gibi 4 tane tematik başlık varmış eğitimle ilgili işte. Farklı desteklerle alakalı. Şimdi 44 tane ayrı destek. 4 başlık çok engellisi, yüksek geldi bana. Yaşlısı, ben de buraya notumu aldım. Bakın, 44 başlık az bir başlık değil. Tabii, engelli, tabii. Yaşlı, kadın. Doğum yardımları, evde bakım. Mesela bir rakam vermek istiyorum.
ediyorum. Silikozis hastalığı var biliyorsunuz. Evet, evet. Bunun hafif silikozis hastalarımıza 1870 lira, orta derecedekilere şu an 2137 lira, ağır olanlara da 2382 lira. Çalışamayacak tabii gruplara. Tabii ki ihtiyaç sahibi destek veriyoruz. Elektrik desteği veriyoruz. Evinde ağır bir rahatsızlığı makineye bağlı olan, yaşayan vatandaşlarımız var. Dediğim gibi bunları böyle bir lütuf olarak değil, hak temelli, yani devlet bunları yapmak durumunda. Bu anlamda biz Türkiye'ye bir bakış açısı getirdik. Yani bir vatandaşın getirdik. Hakkı mı diyorsunuz? Hakkı. Bu çok önemli, evet, bir cümle. Devletimiz. Hak temelli, yani bir vatandaşın eğer şartları bu şartlarsa en büyük hakkı ihtiyacı devletten, varsa devlet yanında, evet, olacak. Türkiye Cumhuriyeti. Bakın pandemi döneminde de yaptık. Biliyorsunuz yaklaşık 750 milyar liralık bir destek, prim destekleri, vergi destekleri, krediler, imkanlar 66 milyar lirada sadece vatandaşlarımıza işte birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz 1000 TL'lik ödemelerimiz, esnaflarımıza yaptığımız ödemelerimiz, işçilerimize iş yerinde işte işten çıkışlar olmaması için biliyorsunuz biz üretim devam etsin dedik. Türkiye'de çarklar durmasın pandemide iddiası olan bir ülkeyiz ve bu sayede de 2020 yılında dünyada büyüyen nadir ülkelerden birisi olduk. Biliyorsunuz %11'in üzerinde, evet, bir, evet, büyüme oranına ulaştık. O süreçte de nakit desteği işverenlerimize verdik. 66 milyar. Şimdi şöyle bir, geçtiğimiz günlerde hep anketler, sizde anket yapıyoruz diyorsunuz, evet, ya. Geçtiğimiz günlerde anketlerde sormuşlar bazı anket firmaları. Şöyle bir söylem var. Sosyal yardım alan kitle, hatta geçtiğimiz günlerde bazı gazeteciler de köşelerini almışlar. Sosyal yardım alan kitle, Cumhur İttifakı gider, Millet İttifakı gelirse bu sosyal yardımların gideceğinden endişe ettiği için seçim şeklinde. Bu yine işte geçmiş dönemdeki o anlayışın yine mevcut hali. Biliyorsunuz vatandaşı hor gören, küçümseyen bir anlayışın bence yansıması. Vatandaşlarımız gönlünde kim varsa yardım odaklı vesaire değil, bu ülkeyi selametle yürütecek, iddia sahibi ülke olmasını devam ettirecek, 84 milyon vatandaşımızın güven ve huzuru için her türlü imkanı yine seferber edecek, mutluluğu, huzuru, refahı için çalışacak kimse Türkiye'de. Vatandaşlarımızın feraseti çok yüksektir. Bugüne kadar da hep doğru kararlar vermişler. O anlamda işte yine bu eskiden o söylenen bidon kafa vesaire gibi sözlerle bence aynı nitelikte sözler ve her kim söylediyse de onu da buradan doğru bir tespit ve değerlendirme olmadığını ifade etmek istiyorum. Evet. Bir isim vermeyelim, okuyanlar bilirler. Daha yani böyle bir şey konuşuluyor. İfade ediliyor. İşte geçmişte de makarnayla, işte kömürle vesaire kömür diye anlayış vardı. Böyle bir anlayış söz konusu değil. Az önce de söyledim. Yani ama CHP yapıyor diyorsunuz. Yani sosyal yardımını ya benim biz partime oy ayrımcı verdiği. Ayrımcı bir uygulama. Biz herkese yapıyoruz. Devlet olarak hiçbir ayrımcı uygulama olmadan. Kaydı var vatandaşımızın. Bakın bu son anaokulu destekleriyle ilgili gidip başvuru bile yapmasına gerek yok vatandaşlarımızın. Eğer sosyal yardım alıyorsa, kaydı varsa devletimiz direkt, yani okula kaydı olduğu takdirde, anaokuluna giden bir çocuğu olduğu takdirde direkt destek veriyor. Dünyaya baktığımız zaman, yani dünyanın işte gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkeler, refah seviyesi yüksek olan ülkelere baktığımız zaman, sosyal politikalarını incelediğiniz zaman Türkiye'li nasıl, mesela bir terazi yapsanız ne çıkar? Eskiden işte benim de üniversite hayatımda, çalışma hayatımda başladığımız zamanlarda Avrupa örneği verilirdi. İşte bu sosyal yardım, sosyal devletin en böyle iyi uygulandığı modeller olarak, ama sonrasında o ülkelerden Türkiye'ye model, yani bu uyguladığımız modellerle ilgili detayları öğrenmek için çalışma ziyaretleri yapılmaya başlandı. Bu anlamda şu anda Türkiye gerçekten sosyal yardım anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Yine bu şuna da yansıyor. Mesela ekonomide çarklar çok iyi olsa, ekonomi çok iyi olsa bunu sosyal yardım yapmak da azalacaktır. Dolayısıyla bu ekonominin sıkıntısıyla da bağlantılı olarak sosyal yardımlarda bir yükseliş var diyebilir miyiz? Şöyle söyleyelim. Biz asgari ücreti endeksledik biliyorsunuz sosyal yardım. Yani ekonomiyle bağlı asgari ücret, ailede yaşayan kişi sayısı bölünüyor. Bir gelir testimiz var. Bu gelir testine göre verilen bir sistemimiz var. Ekonomiyle bağlantılı bir sistem. Yani daha çok işte bu gelire dayalı olarak verilen bir sistemimiz var.
Yani doğru, tek başına bunu söylemek doğru bir bakış açısı olmaz. Olmaz. Evet. Anladım. Herkese yani, ihtiyaç. Yani mesela bu hastalarımız elektrik desteği makineye bağlıysa ihtiyaç sahibi olmasına gerek yok. Makineye bağlı olan herkese devletimiz elektrik desteği veriyor ailelere. Şimdi konunun başı romanlar dediniz, o dikkatimi çekti. Böyle arada romanlar mevzusu karşımıza geliyor. Cemal Bekle yardımcı benim. Evet, İzmir milletvekilimiz. Onunla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Olsun buradan da. Şimdi bu romanlar meselesi böyle bir arada böyle karşımıza gelir. Nedir yani, çözdük herhalde, sıkıntıları var mı? Nedir? Şöyle yani mevcut roman sıkıntıları var mı? Ya da mesela roman vatandaşlarımız gibi başka bir vatandaşlarımıza bu tarzda. Herkese tabii ki biz hani böyle bir etnik kimlik üzerinden bir bakış açısıyla değil, Türkiye'nin her rengine, her kesimine biliyorsunuz yönelik çalışmalarımız söz konusu. Roman vatandaşlarımızla ilgili de işte tüm biliyorsunuz yani yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan gruplarımızdan birisi. Bu bağlamda bakanlığım döneminde de ciddi çalışmalar yapmıştık. Çok önemli projeler hayata geçirmiştik. Şimdi biz bu konuları farklı bir aşamaya getirmek için gayret içerisindeyiz. Bir çalıştay yaptık. Pandemi, biz biraz aslında bu dönem yaptığımız çalışmalar pandemi sonrasındaki durumu da hani vatandaşlarımızın yeni ihtiyaçları, yeni talepleri, yeni beklentileri nedir? Bunu anlamak için de aslında bu çalıştaylarımızı gerçekleştirdik. Hem de gelecek döneme ilişkinde yol haritamızı belirleme bağlamında. Gerçekten vatandaşların taleplerini çok merak ediyorum. Yani günlük ihtiyaçlar dışında sizi şaşırtan bir talep oluyor mu mesela vatandaşların talep tercihlerinde? Şaşırmam. Vatandaşlarımızdan gelen hiç bir konuya şaşırmayız. Her şey kapımız açık mı diyorsunuz? Peki. Bu da çok önemli. Şimdi çalıştaylarınız, önümüzdeki hafta da çalıştayınız var zannediyorum. Bu çok kapsamlı olacak. Tüm sosyal politika uygulamalarımızı 2 gün boyunca böyle bir araştırma kuruluşuyla da işbirliği yaparak yapıyoruz. Yuvarlak masa etrafında işte kadın, gençlik, eğitim, sağlık, dediğim gibi sosyal yardım konusu, yaşlı konusu, engelli konusu yine roman başlığımız olacak. Sosyal politika başlığı altına göç ve mülteci konusu giren her konuyu ilgili uzmanlar, akademisyenlerimiz, yerel yönetim temsilcileri çok kapsamlı 2 gün boyunca değerlendireceğiz ve önümüzdeki döneme ilişkin inşallah çalışmalarımızı şekillendirmeye yarayacak. Dakikalarıma bakıyorum. Mülteci dediniz. Mülteci sorunu da Türkiye'de çok konuşuluyor ve çok tartışılıyor. Özellikle mültecilere pozitif ayrımcılık yapıldığına dair bir takım bilgiler sunuluyor. Onlar hastaneye çok rahat gidiyorlar, üniversitelerde okuyorlar. Biz işte onlara devlet yardımda bulunuyor gibi bir takım yani söylemler var. Maalesef işte bu tarz algı çalışmaları, maalesef doğru olmayan bilgilerle kamuoyunda çok farklı bir durumun oluşmasına sebep oldular. Dün İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir basın bilgilendirmesi vardı göç konusunda. Türkiye göç politikasını, bu konularla alakalı stratejisini 2011 yılından beri çok ciddi bir, biliyorsunuz ilk konunun ortaya çıkışı 2011 yılı Suriye'de yaşanan gelişmeler, bir gencimizin duvar yazısı yazma sonucu oluşan olaylarla başladı. Biz 2011 yılı itibariyle de Türkiye'nin göç politikasını, göç stratejisini belirledik. Bir göç kurulumuz var biliyorsunuz, göçle ilgili çalışma yapan ilgili bakanlarımız var. Eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde ağırladım çalışmalar burada, yapılıyor burada. Aile Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var. Daha önce Çalışma Bakanlığı, yine çalışma izinleri vesaire konularıyla alakalı. Diğer taraftan bir göçle ilgili göç idaresi başkanlığımız var. Daha önce bir genel müdürlüktü, şimdi bir başkanlık olarak çalışılıyor. Yani biz dediğim gibi ensar muhacir ilişkisiyle baktığımız bir konu. Komşumuz, sınırımızda yaşanan acılara, şimdi zaman geçince aslında bazı görüntüler unutuluyor. Ne kadar ağır tecavüzlere uğrayan kadınlar, çocuklarımız. Yani hiç kimse ülkesini terk etmek istemez ama maalesef yaşanan bir süreç. Dünyaya iyi örnek olan, gerçekten çok önemli bir modeli biz hayata geçirdik. Kamplarımızda ağırladık misafirlerimizi. Şimdi Yunanistan'ın ortaya koyduğu görüntüler, botları şişleyen, şiddet uygulayan, maalesef ki çok tatsız dünyada görüntüler yaşandı ve sınıfta kaldı. Daha önce böyle medeni dediğimiz o ülkelerin bu konuda ortaya koymuş oldukları insanlık dışı uygulamalar da herkes tarafından tepki çekti. Bu konuda gerçekten özellikle İçişleri Bakanımızın çok büyük bir hassasiyetle konuya yaklaşımı var. Şimdi biliyorsunuz Pençe Kilit Operasyonu da hayata geçiriyoruz. 2016 yılından itibaren bölgede, sınırımızın ötesinde bu 30 kilometrelik mesafede
güvenli bölge oluşturma konusunda Fırat Kalkanı operasyonuyla başlayan birçok operasyon biliyorsunuz bugüne kadar da hayata geçirdik. Bugüne kadar rakamlar var. Eğer ki Türkiye işte sınırlarımıza duvarlar örüldü biliyorsunuz. Bu kontrolsüz bir göç akımıyla karşı karşıya engellemeye yönelik işte sınırlarımıza kamera sistemleri, aydınlatma sistemleri, birçok uygulama hayata geçirildi. 30 tane geri gönderme merkezimiz var Türkiye genelinde. Eğer bu uygulamaları hayata geçirmeseydik şu an 9 milyon daha göçmenin ülkemize gelme durumu söz konusuydu. Ama gerçekten çok kontrollü, çok hassasiyetle, insan odaklı bir bakış açısıyla da buna yaklaştık. Şu an 3 milyonun üzerinde bir Suriyeli misafirimiz mesela var. Sizin başkanlığınız mültecilerle ilgili. İnsan Hakları Başkanlığımız Leyla Şahin Usta Başkanımız çalışıyor. Yani siz sosyal politikalar olarak onlara destek. Birlikte çalışıyoruz tabii bizim de başlığımız altında ama İnsan Hakları Başkanlığımız çok yoğun. İşte bültenlerimizi hazırlayıp bilgi notlarımızı hazırlayan, teşkilatlarımızı bu konuda eğitimler veren. Yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönmüş. Bu bayramda biliyorsunuz geri dönüşlerle ilgili izinler kaldırıldı. %20 bayramda da giden geri dönemeyecek. Dönemeyecek, evet. Yaklaşık 1200 tane mahallemiz yerleşime kapatılıyor. Daha önce 700 mahallemiz vardı. Bütün aslında o az önce söylediğiniz eğitimle ilgili konu, sosyal yardımla ilgili konu, çalışma izni konusu mesela işverenler tarafından çalışma izinleriyle ilgili süreçler biliyorsunuz işletilir. İşte Suriye'den gelen öğrencilerin üniversitelere direkt kabul edildiği gibi bir yalan. Direkt yalan olduğunu söylemek istiyorum. Bu yardım konusu bunlar uluslararası kuruluşlarla ortak yapılan çalışmalar. Zaten Türkiye'ye bir destek var o noktada geliyor mu paralar bunlar ortak ama... ve geçmişte şu an hani bunlarla ilgili o süreçler kamplarda kaldıkları süreçte ilk sıcak o dönemlerde yaşanan süreçler vardı. Şu an bu az önce söylediğim 3 milyon 700 bin kişinin yaklaşık 320 bin kişisi mülteci konumunda. O anlamda kayıtlara tam olarak girmiş durumda. Uluslararası tanımlar doğrultusunda. 500 bin kişi geri dönmüş durumda. İnşallah bu süreci yine Türkiye'nin göç politikaları doğrultusunda sağlıklı şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Hassasiyetle baktığımız bir alan ama maalesef bu konu üzerinden popülizm yapan, bu konu üzerinden vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirerek Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü bu süreci farklı bir noktaya evirmek isteyen kesimler var. Bunlara da inşallah fırsat vermeyeceğiz. Dediğim gibi bu konunun işte seyahat izin belgelerinin kontrolünden tutun, geri gönderme merkezlerinde. Şimdi sınırımızda yeniden kamplar oluşturulacak. Yeni bir göç durumu karşı karşıya kalındığı öyle zaman. Öyle mi? Nerede oluşturulacak o kamplar? Tekrar eski o kamplar oluşturulacak. Orada bekletilecek kayıtları, araştırmaları yapılıp geri göndermeleri bazı yapılacak. Bazı mahallelere yeni, tamamen girişler de yasaklandı. Bu yerleşim şu an sayın... yeni ülkemizde bulunan Suriyelilerin yerleşimiyle alakalı bir karar. 722 tane mahallemiz kapatılmıştı. Bir mahallenin %20'si ne kadar, %25'ine kadar olduğu takdirde yabancı göçmen. Peki, bu sadece Suriyeli değil, Afganı kampları, var, Ukrayna. Tabii o kampları yeni gelen mülteciler için mi yapıyoruz? Onlar geri gönderilecek. Yoksa var olan mültecileri o kamplara mı? Şu an mevcutta Türkiye'de misafir ettiklerimiz, yeni gelen gelme riski olan bir dalgayla karşı karşıya kalırsak şimdi yeni o ilk baştaki modelimize tekrardan dönüyoruz. Hiç girişi olmadan böyle bir geri göndermesi yapılacak. Böyle bir risk hayır ama şu an Türkiye zaten bir koridor ülkesi, geçiş ülkesi. Avrupa'ya, farklı ülkelere gitmek için Türkiye üzerinden denemeler yapılıyor. Evet, ama kapattığımız için kapıları, sınırları tabii, kapattığımız için. Tabii ama böyle bir durum için, olduğu takdirde o kamplardan illegal geri göndermeler ama, yapılacak. İllegal geçiş olursa şu mı an bölgede o biliyorsunuz inşa süreçlerimiz var. Birket evler yaptık. Sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli katkılarıyla bu anlamda işte orada imkanları geliştirdikçe buradan da tekrar geri dönüşler muhakkak ki olacaktır. Gerçekleşecek. Kadınlar konusunu merak ediyorum. Özellikle sizde yani bir hem cinslerimize de bir pozitif ayrımcılık yapalım. Türkiye'de işte sosyal politika konusunda özellikle kadınlara ne yaptığınızı merak ediyorum. Yani kadınlar çalışma hayatının içerisinde olmaya çalışıyor. İşsizlik rakamları malum belli ortada. Kadınlara yönelik ne yapıyorsunuz? Daha farklı politikalar var mı mesela? Kadınların evet. önü açılıyor mu? Kadın konusu AK Parti iktidarının en iddialı çalışmaları yaptığı alan.
20 yıldır hayata geçirdiğimiz bütün bir kere mevzuat kadın odaklı bakış açısıyla değişti. Yani anayasadan başlayarak iş kanunu, sosyal güvenlik kanunu, ceza kanunları, aile kanunu tüm biliyorsunuz kadın odaklı bir bakışla, bütüncül bir yaklaşımla önce bir mevzuat değişikliğimiz söz konusu. Diğer taraftan projelerle hayata geçirdiğimiz işte birincil düzenlemelerin yanında ikincil düzenlemelerimizle kadını güçlendiren hayatın her alanında, yani eğitimden sağlığa, istihdamdan işte siyasete kadar, spora yani kadar, her alanda entegre etme, evet, projeleri de tabii, yani teşviklerimiz bir kere kadın ve engelliler ve şehit ailelerimiz bizim pozitif bir bakış açısıyla baktığımız alanlar. Yani bütün yaptığımız işte istihdam odaklı bir düzenleme yapıyorsak kadınlarımız, engellilerimiz, şehit ailelerimizle ilgili bir pozitif düzenleme, yani teşvik edici bu alanda düzenleme yapıyoruz. Diğer taraftan kadınların biliyorsunuz sorumlulukları çok fazla. Evde anne, eş, çalışma hayatında, siyasette, yani omuzunda birçok sorumluluğu taşıdığı için bu sorumlulukları daha rahat taşıyacak, her işini de böyle başarıyla yapabileceği kolaylaştırıcı, teşvik edici uygulamalar hayata geçiriyoruz. İş hayatıyla işte aile hayatını uyumlaştırıcı düzenlemeler hayata geçiriyoruz. Bu anlamda istihdamda işte bir teşvik uygulamamız varsa kadınlarla ilgili daha artı bir teşvik uygulamasıyla, ki bu sayede şu an kadınlar çalışma hayatında giderek artan bir oranda, iş gücüne katılım oranları artıyor. Geçtiğimiz sene 2 milyon 100 bin istihdam sağladık. Bunun 700 bini kadınlardan oluşuyor. İşverenler de kadın artık çalışanlara karşı teşvik ediyoruz. Evet. Peki. Son kaç, yönetmenime sormak istiyorum. Çabuk geçti bende. Aynen öyle. Son kaç dakika sevgili yönetmenim? Bir dakika. Bir dakikada ekonomi konuşamadık. Konuşamadık. Evet. Ekonomi konuşamadık. Altılı masa ile ilgili soracaklarım vardı. Bir dahaki sefere adayımız belli, onu söylemek istiyorum. Siz, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah Türkiye'ye daha uzun yıllar hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Yani vatandaşlarımız gerçekten 20 senedir bize güvendiler. Bundan sonra da güvensinler. Kabinedeki arkadaşlarımız, partimizle, yerel siyasetteki arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatlarımızla birlikte gerçekten samimiyetle, gayretle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda, beklentileri doğrultusunda da inşallah üzerimize düşeni 20 yıldır nasıl yaptıysak bundan sonra da güçlü yapacağız, şekilde yapmaya diyorsunuz. Devam edeceğiz. Peki. Milletimizi seviyoruz. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza tamam. Sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz size. Birçok bilgiyi de almış olduk. Evet. Bakalım yani nasıl düzenli. Yani sürçülisan ettiysek evet. Yok, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta pazar, yine pazar siyasetinde görüşmek üzere diyelim. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum ben de kendi adıma. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Pırlantanın gizemini keşfet. Koçak Atlantis'le kalbinin